Önün çok açık. Bence ileride çok başarılı bir adam olacaksın. Ha, ben başarılı bir adam olacağım ama başarılı bir mühendis olamayacağım, öyle mi? Bence başarılı bir adam olmak, başarılı bir mühendis olmaktan daha önemli değil mi canım? Yani ben böyle çok başarılı mühendisler gördüm, iki çift laf edersin. Böyle ego kusarlar yüzüne, seni ezmeye çalışırlar. Anladım. Hayat dersine giriş, bölüm geçsin. Tamam, neyse. Notu aldın mı? Aldım. Ya gerek yoktu, teşekkür ederim. Nota mı ne gerek vardı? Gömleğe mi? Her ikisine ver. Tamam o zaman, gömleği geri alayım ama not kalsın. Bayağı cimri çıktı sana. Şey, özür dilerim. Neyse, ben o zaman işin başına dönüyorum. Sana afiyet olsun. Peki. Selamlar. Tutturmuş bana özür dile. Bir tane ama göreceğim beleti. Ya sen de bir özür dileyiver. Biz. Allah Allah, ben niye özür diliyormuşum anlamadım ki. Çok meraklı, sen git sen dile. Gerekirse dilerim tabii. Yani özür dilemek insanı küçültmez. Tam aksi. Yüceltir. Erdemdir. İyi tamam, senin yanağını bir tane yapıştırın da sen öbür yanağını uzatırsın o zaman. Ya Soni, sen niye böyle düşünüyorsun? Yani insan bir şeyde hata yaptı mı özür dilemesini de bilmeli yani, öyle değil mi? İşte ben de onu diyorum, gelsin özür dilesin. Ben bir telefon sapıklığı yaptım, özür dilerim desin. Ben de şöyle bir düşüneyim bakalım. Özrünü kabul edecek miyim, etmeyecek miyim? Ya bence özür dilemesi gereken o değil ki. Ya Allah Allah, ben anlamıyorum ya. Ya telefonu açan o mu? O. Konuşmayan o mu? O. Bu telefon sapıklığı oluyor mu? Oluyor. E daha ne? Bak, sen gör. Yani o telefonu sen açtın diye konuşmadı. E burada bir sapıklık söz konusu değil. Ya ben seni anlamıyorum ya. Vallahi anlamıyorum. Billahi de anlamıyorum ya. Ya bir de benim kocam olacaksın. Hani ona kızacağına bana kızıyorsun ya. Sanki evleri arayan sapık benim ya. Yok artık ya. Ya dur ya, çayımı niye alıyorsun? Çay mı? Bitti. Hadi sen git, telefonu yaptı, çayları içersin. Hadi. Ya ben gideyim. Tabii. Bak peki, şimdi zil çalacak, geç kalırsın zaten. Hadi. Ama sen yine bir düşün. Tamam, kapıyı dışarıdan kapatırsın. Hadi. Kapatayım mı? Kapat. Hadi, hoş. Tamam, bırak kapatma, ben kapatırım. Hadi. İyi, hadi. Tamam. Piti, bil bakalım bak kimi. Orça sensin abi. Bilmedim Piti, bak kimi. Ya bırak, gözümü kıracaksın ya. Sensin işte. Bırak. Ben Orço değilim diyerek sesini değiştirdi Orço. Zira PC'ye kendisi çok sinirlenmişti. Çünkü senin o saçma sapan az konuşacaksın tripleri yüzünden Halil Sezai'nin dersinden sıfır almıştı kendisi. Sadece sıfır almakla kalmayıp Alice'in gözünde de itibarı sıfıra düşmüştü. Sinirden ne yapacağını bilemiyordu Orço. Birden PC'nin gırtlağına yapıştı. Onu öldürecekti. Ne yapıyorsun sen Orço? Orça ne yapıyorsun sen? Kendine gel Orça. Orça kendine gel. Kendine gel. Ne yapıyorsun bana ya? Nereden bir an Ali Sezai'ye bağladım ha? Daha iyi değilim. Daha ciddi değilim ben. Oğlum senin hatan. Adam seni sözlüğe kaldırmış. Sen niye konuşmuyorsun ki orada? Doğru söylüyorsun. Gerçekten doğru söylüyorsun. Benim hatam. Neyse. Sinirim geçti güzel kardeşim. Yat işte. Doğru söylüyorsun, hata bende. Ama sen ikinci kuralı okumadın, tamam mı? Alice'yi kendime aşık etmem lazım benim. Kendime aşık etmem lazım. Son gülen ben olmam lazım. Orçucuğum, zaten son gülen her zaman sen oluyorsun. Çünkü neden? Geç anlıyorsun Orçu. Gel. Lan. Bana bak, şimdi sıra seni, yemin ediyorum ya Fikrimci. Git suratına. Tamam dur. Kural 2. Neymiş de diyor, hadi oku hadi ya, dinle ben okusana, hadi çabuk oku. Cool olmak isteyen erkekler özlü sözler bilmeli. Özlü söz mü lan? Ha? Bir de otobüs firması abi gibi. Ha? Özlü söz Turci. Öz Balkan. Öz Adana. Öz Antep. Öz lan. Yok ya, olmaz, o fiil. Yok mu oğlum, öyle değil ya. Şey gibi mesela. Armut dibine düşer. Mum yukarı ışık verir. Süper. Gerçekten süper. Ya ben bu özlü sözleri ezberden Alice söylediğim zaman kızın da dibi düşecek. Onu var ya özlü söz manyağı yapacağım. Özlü söz manyağı.
Al bak, ben senin için böyle printer'dan çıktısını da aldım onu. Bunlar en havalı sözler kardeşim. Of, Batu canım kardeşim benim. Oy, hadi çok seviyorum, gerçekten çok seviyorum. Ben bu özlü sözleri Alice'e okuduğumda, Orço çok kılsın yerine, Orço çok coolsun diyecek. Vay be! Bekle beni Alice. Seni özlü söz manyağı yapmaya geliyorum. Ne de olsa seni çok özledim. Hay be, espriye bak ya. Ulan her yerde espri yapıyorum. Açtım ben kendimi gerçekten. Açtım ben kendimi. Özlü söz manyağı yapacağım. Özlü söz manyağı. Saçlarım zaten kıvırcık. Bir de topuz yapayım mı çatırması? Ya nereden çıktı bu topuz hikayesi? Gözünü seveyim ya. Bu mudur topuz? Topuz diye bunu mu yaptınız? Topunuz toplanmış, bir topuz yapamamışsınız, utanın. Topuz, bakın benim saçıma. Gördünüz mü? Tek bir tel bile açıkta değil. Ya iyi de o çıkom yani, biz memure miyiz? Biz memure miyiz? Hani biz öğrenciyiz, bizim topuzumuz bu kadar oluyor. Damla sahi o yaptığın ne kızım? Hı? Japon şemsiyesiyle İrlanda çalısı arası bir şey. Ne bu? Ya çıkom bu kadar oldu yani. Daha ne istiyorsunuz? Cevap verme. Cevap verme. Sana 10 dakika müsaade. Ya adam gibi toplarsın bu saçlarını, topuz yaparsın. Ya da ben gelip hoşanak keserim bunu dibinden. Ondan sonra da Keltoşlar Derneği'ne yollarım. Keltoşlar Derneği mi? Mojişkom. Ne yapacaksınız benim Keltoşlar Derneği'nde? Mojiş, mojiş yok. Topuz saç var. Saçınız 1 santim dahi uzun olsa o saç topuz olacak. 10 dakika sonra geri dönüyorum. Olacak ya. Ne kadar bilirsen bil, anlattığın karşındakinin anladığı kadardır. Özlü sözler de hazır. Şimdi gidip Alice'i etkileyebilirim. Ya. Önce cool olmam lazım. Mama, mama, baby. Ah! Ne diyorsun ki bana? Ha, buyurun. Ben. Ve. İkbat, Melis. Beril ve tabii ki de Alice. Selam küçüğü. Bilir misin? Güneşi gözden kaçırdım diye ağlarsan yıldızları göremezsin. Ne diyorsun sen ya? Ne güneşi? Başında güneş mi geçti dışarısın? Alice, bütün renkler hızla kirleniyordu. Ve birinciliği beyaza verdiler. Ne diyorsun be? Renkler kirlenir mi hiç? Ben bir kere renkler yarışmaz ki. Saçma saçma konuşma. Orço, iyi misin sen? İyi olmak. İyi olduğun için insanların sana adil davranmasını beklemek. Vejetaryen olduğun için boğanın sana zarar vermemesini düşünmeye benzer. Hatta iyi olamıyorsan olduğunun en iyisi ol. Filozof olmuşsun bayağı. Yani bayağı bayağı da bir şeyler biliyorsun sen. Ne kadar çok şey bilirsen bil, anlattıkların karşındakinin anlayabildiği kadardır. Ha, burada doğru söylüyorsun. Doğru. Kime göre? Ha? Sana göre mi? Bana göre. Değişken bir şey doğru. Alice. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bazen ikinci olmak kaybedenlerin arasında birinci olmak demektir. Burada da haklısın. Eğer iki kişi arasında kalıyorsan ikincisini seç. Çünkü eğer birincisini gerçekten sevseydin ikincisini tercih etmezdin. Neyse Alice'ciğim, ben gideyim. Daha sonra sana söyleyecek çok lafım olacak. Çok.
ki bu çocuğa ne olmuş? Ben anlamadım, bu çocuğa ne olmuş? Evet, bir acayiplik var. Baksana, Bilgez'e laflar ediyor. Ama şimdi anlarız ne oldu. Kızlar dinleyin. 4 kere dinle. 3 kere düşün. 2 kere saate bak. 1 kere konuş. Aşk köprü kurmaktır. İnsanlar köprü kuracağına duvar ördükleri için yalnız kalırlar. Yani deminki laflar burada yazıyordu. Anlaşılan Orçok kopyacı bir filozof olmuş kızlar. Kızlar tuvaleti. Kızlar tuvaleti. Kızlar tuvaleti ve erkekler tuvaleti. Yani bir tane tuvalet erkeklere nasıl yetecek Oya Hanım? Yetersiz kalmaz mı? Hayır, gayet yeter. Bundan sonra erkeklere ait tek tuvaletimiz olacak, geri kalanlar kızların. Çünkü kızların ince bağırsakları daha kısadır, mesaneleri daha sabırsızdır. Kızlar erkeklere oranla daha çişlidir. Kızları benden daha iyi tanıyamazsınız değil mi Hasan Paşa? Tabii ki sizden daha iyi tanıyamam ama peki pisvarlar ne olacak? Yani kızlar onları kullanamaz ki. Hah, kim demiş? Kızlar isterse her şeyi yapabilirler. Lütfen kızlarımızı hakir görmeyelim. Ben nice genç ve güzel kız biliyorum ki sakal bıyık bırakabiliyorlar. Tamam, haklısınız. Yani maazallah o kızları ben hiç tanımıyorum, yeter. Sağ ol. Beyefendi kardeşim, benim laflarımdan acayip etkilendiler. Apışıp kaldılar, dumur oldular oğlum, dumur. Beyin sucuklaması geçirdiler. Ne oldu kız kızlar tek yol? Hoca arkamda. Ne yapıyorsun? Allah öğretmenim. Sizin ne işiniz var burada ya? Erkekler tuvaleti burası. Erkekler tuvaleti bak. Bir sürü erkekler tuvaleti. Erkekler var burada. Kaçın hemen. Kaçın. Dur öğrenci. Ben müdürüm. Bundan sonra burası komple size ait tuvaletler zinciri değil. Size ait sadece bir tane tuvalet var. Ha? Nasıl olur öğretmenim ya? Bir tek tuvalet kime yetecek? Yetmez ki. Gayet yeter. Hayır önce ben gireceğim. Bırakın oğlum ya. Ben gireceğim ya. Çünkü ben gireceğim ya. Buyurun. Dakika bir. Kaos bir. Oğlum bana bak, benim çok kötü işim var. O zaman önce ben geleceğim. Hayır önce ben geleceğim, kötü işim lan. Ya çekil oğlum ya. Allah'a bak, atılıp kapatın. Ya manyak mısın desin oğlum, altıma yapacağım ya. Çekil çocuklar. Biraz sakin olun. Önce biriniz gitsin, sonra biriniz. Tamam, ben geleceğim. Önce ben gireceğim. Çekil işim lan. Çekil be. Hayır valla pataklar çekil. Ya oğlum bir daha duvar. Aa çekil kapı lan. Kızlar, var mısınız Orçuk'a bir oyun oynamaya? Bakalım o öz sözleri bu kağıtsız söyleyebilecek mi bana? Ay Alice ya, Allah'ım söylemeyeyim diyorum, sen ne saptı çıktın ya. Tabii ki o kağıt olmadan söyleyemeyecek, tabii ki söyleyemeyecek o kağıt olmadan. Ay nereden bulduk biz bu kızla yakın arkadaşımız yaptık, yanımızda dolaştırıyoruz, rezil olduk ilerle. Ah Alice'ciğim, ah sıfım benim. Ne kadar aydınlattın bizi bu konuda. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Neyse hadi gidelim artık. Gitmek... Unuttum galiba ya. Neyse. Aha burada Orçok. Orçok, Kalimero. Vay arkadaş, Ayş karizmama dayanamadı, yanıma geliyor. Oh, seni çakal seni. Bildim ben bu işi. Bir kere o Kalimero değil, Kalimera. Orçocuğum, ben senin şu öz sözlerinden çok etkilendim. Yani sen onları bana söyledikçe kendimi sana daha yakın hissediyorum. Birkaç tane daha söyler misin onlardan? Öyle şeyler söyleme arkadaşlar arasında. İçim gıcıklaşıyor. Çorap oluyorum. Kendimi çok kötü hissediyorum. Tamam. Ben seni okuyayım şimdi. Ben de gel. Ne koydun mu kağıdı? Hadi ama Orço. Tamam canım benim. Ya tamam. Aceleye gelmez bunlar benim. Konsantre olmam lazım. Düşünmem lazım benim. Bekle. Arkadaş ne koyduk biz bu kağıdı ya? Orço. Bekleyemem seni ya. Bak bekledikçe soğuyorum senden. Tamam canım benim. Tamam. Bekle sen bir dakika. Bak okuyorsun. Okumadın gidiyorum ben. Tamam. Bak ya. Okutuz biz bunu şimdi ya. Pudra sürdüm pişiye. Sakın gelme pişiye. Ne oldu? Almadım ama. Yok canım bu olmadı, başka bir şey. Tamam başka bir şey yok ya. Güzel olsan sinirmezsin, fotoğraf olsan çekinmezsin. Bu da mı olmadı?
da. Arkadaş ben bu kağıdı nereye koydum ya? Orçun, sen bu kağıdı mı arıyorsun? Aa, o kağıdı sende ki bana. Ya sen kendini çok akıllı zannediyorsun ya. Aklın sıra bunlardan bana okuyacaksın. Ben de etkileneceğim senden ha. Orço, düş yakamdan diyorum ya. İstemiyorum artık seni ya. Düş yakamdan. Sersem. Ay sen bu kızı çok seviyorsun. Sen bu kızı çok seviyorsun. Ben size vereceğim. Sus. Ay bu kızı çok seviyorsun. Allah'ın geri zekalı ya. Hay arkadaş ya. İlk defa sonuca bu kadar yaklaşmıştım. Bir de alisim dudışlara. Ama olmadı ya. Benim daha başka bir cool olma yöntemi bulmam lazım. Lazım. Hadi ya, hadi beyler biraz çabuk olun. Altımıza kaçırmayalım ya. Çık artık ya. Altımızı yapacağız. İki dakikadan fazla duranı atın dışarı hocam. Çocuklar, lütfen sakin olun. Yani içimizde kabızı olan vardır, karnı ağrıyan vardır. Sakin olun lütfen, sakin olun. Ne alakası var hocam ya? Bir tane tuvalet bu kadar her şey etmek hocam. Ya ne diyeyim, biraz dişinizi sıkın. Hocam bu olayın dişle alakası yok, çişle alakası var. Ne oluyor burada? Bu açı, açı. Bu ne gürültü? Ne oluyor burada Hasan Paşa? Oya Hanım, huylu görüyorsunuz. Ya bir tek tuvalet erkeklere yetmiyor. Erkeklere hiçbir şey yetmez efendim. Az da idare etmeyi öğrenecekler. Öyle mi efendim? Yani çocuklar bu gidişte altlarına yapacaklar. Yani bu nasıl bir şey böyle? Emirlerime karşı mı geliyorsunuz? Eğer karşı geliyorsanız paşalık rütbenizi söküp sizi Hasan Onbaşı yaparım. Bugüne bugün karşınızda bu okulun en yüksek rütbelisi duruyor. Bu ne? Hangisini soruyorsunuz? Rozet'i mi? Altındakini mi? Eğer altındaki ise sizi üstünüzü gözle taciz etmekten şikayet etmek durumunda kalacağım. Hoppala. Ya tabii ki Rozet'i soruyorum. Rozet, benim emirlerime neden karşı gelmemeniz gerektiğini, birebir uygulamanız gerektiğini hatırlatmak için. Gördünüz Rozet'i. Şimdi lütfen bakışlarınızı üst bölgemden çeker misiniz? Tövbe yarabbim. Tamam, tamam. Çekiyorum. Lütfen siz de bu duruma bir çeki düzen verir misiniz? Bence böyle gayet güzel. Tamam. Bana deselerdi ki böyle arkadaş grubunun arkasına yürüyen çift olacaksınız. Vallahi hayatta inanmazdım yani. Sen mi ben mi? Bir gün Orço ile Alice bile çıkmaya başlayıp bu grubun arkasında yürüyecekler derdim. Ya bir de sen de ben ya. Hiç inanıyor musun yani böyle bir şeye? İnandırıcı görüyor musun? Vallahi aklıma gelmezdi. Derler ki aradığın insan, hatta bulmak için dünyaları dolaştığın insan hemen yanı başında olabilirmiş. İyi. Neyse ki bizim birbirimizi bulmamız için dünyayı dolaşmamıza gerek kalmadı. Belki bir gün dolaşırız. Şey anlamında yani hani başka birini bulmak için değil de gezmek için beraber dünyayı gezeriz. Yani dünyayı gezeriz derken şey öyle şey anlamında değil de yani ailenin falan haberi olur. Böyle kaçırmak falan gibi bir şey değil de. Acaba ne konuşuyorlar? Ya kızım ne konuşacaklar ya? Karılar diyordur ki yıllardır Orçun'un gözünün içine bakıyorum. Bana yüz vermedi. E ben de evde kalmamak için sana yamanmaya çalışıyorum. Kızım sen de artık dön bir önüne ya. Yani ama meraklısın be. Bırak rahat çocukları. Sana da aşk olsun yani pisi. Tamam, kızma hemen. Sadece meraklandım dedim yani. Hem niye aşk olsun bana? Hayır yani, hem o kadar teknoloji manyası hem de orada ne konuşuluyordu bana duymak için böyle bir düzenek kurmadım, kurmadım yani. Ne yapayım, karabiberin üstüne verici mi yerleştireyim? Aa, süper fikir. Gerçekten de çok güzel fikir güzel arkadaşım ya. Bak, zirafada da elektrik bol, böylelikle vericiye pil takmaya gerek kalmayacak. Hayır.
espriye bak ya. Bu çocuğun iğrenç şakalarını troll oluyorsa seni Çamlıca Tepesi'ne verici diye diker biliyorsun değil mi? Dur arkadaşın lan. Trafodan mı korkacağım? Dua etsin karabiber benim tipim değil. Orçucuğum. Sen benim hakkımda falan mı konuşuyorsun acaba? Ya bu güzel kardeşim. Ama senin hakkında hiç öyle vakit tanmıyor. Yani dedim ki çok yakışıyorlar bunlar dedim birbirlerine dedim. Allah dedim tamamını erdirsin diye. Öyle mi dedin? Evet kardeşim. Çok güzel, çok teşekkür ederiz. Sana teşekkür ederim kardeşim. Bu harikin yanında karabiber var ya, onun ağzını burnunu patlatırdım ha. Ne yapıyorsun? Bunu bak, bana şunu öz sözlerden birkaç tane daha indirsene internetten ha. Oğlum kız numarayı yutmamış işte ya. Bir daha yer mi? Oğlum yemezse yolunda yatsın. Haa! İçmeye vakit oldu. Hasta mısın nesin? Güzel söz ya. Kim söylemiş bunu? Hipokrat mı? Bak! O espriye gel, kelime oyunlarına gel. Açtım ben kendimi, gerçekten açtım ya. Ha, süper. Vallahi süper ha. Ne gittim lan? Şşt! Telefon! Zeynep, koskoca binanın demir mektajını yaptırıyorsun. İki dakikada bitmesini bekliyorsun ya. Olur mu ya? Zamanında biz de o yollarda az debelenmedik. Beton metrajı bitti mi? Ya beton metrajı kolay, hemen yapıyorsun ya. Bu demir metrajı kafa yediriyor ya. İşkence resmen. Beton metrajının 650 metrelik falan olması lazım. Anam. Nereden biliyorsun? Sen hesapladın mı daha önce? Projenin sonunda yazıyor. Projenin sonunda mı yazıyor? Allah Allah. Burada yazıyor. Ya bu madem burada yazıyor sabahtan beri beni niye cebirleştiriyorsun bunlara? Vallahi bak. Yemin ederim. Bak burada Dalyan gibi mühendis adayını çalıştırıyorsun. Emeğini boşa harcatıyorsun. Allah günah yazar. İsraf ya. Vallahi israf ya. Ya bu arada şaka bir yana bilgisayara da projecinin hesabına sakın güvenme. Kendi malzemeni hesap makinesine topla. Kontrol et. Kontrol sende olsun. Şantiyeci adamsın. Tamamdır. Tamam. Uy anlatıyorum. Ama sen böyle yaparsan ben çalışamam ki ya. Tamam tamam. Başla. Havuz başı olmaz. Havuz başı düğün olmaz. Şuman başı olmaz kızım. Yeter be. Fenalık geldi. Ne oluyor kız? Ya sen adamı korkudan öldürecek misin? Ne yapıyorsun? Erkeğin özü, adamın dibi bildik. Bu ne uykusu böyle? Gören sizi bütün gece şey yaptınız sanır. Ay. Kız, ne biçim konuşuyor senin ağzın öyle? Gören de bütün gece beşik salladınız sanır efendim. Şurada hastalanıyoruz. Ne bir ilgi, ne bir alaka, ne bir şey. Hiçbir şey yok. Ya ne yapayım kızım, içim geçmiş. Hem diklenme bana öyle. Dikleneceğim işte efendim. Dikleneceğim. Bana ne? Yatağımı dik konuma getirin. Uykum yok benim. Getireyim, getireyim de. Neredeydi o? Bir düğmesi vardı bunun. Düğme burada. Basıyorum ama kaldıramıyorum. Ama maşallah sinirlerimi kaldırmakta üstünüze yok. Horul horul uyuyorsunuz. Ben burada canımla mı uğraşayım, sizinle mi? Gerçi sizinle uğraşınca da canımla uğraşmış oluyorum ya. Siz benim canımsınız Dizel Beyciğim. Tamam kız, lagalugayı bırak.
Bak burada biz de senin için uğraşıyoruz. Sinirlenince nasıl da çekici oluyorsunuz. Bu düğme tamam. Bak o duyuyor. Ay. İyi mi? İyi güzel evet. Karnım acıktı. Oh. Ya kızım iki saattir ömrümü yedin, doymadın mı hala? Şöyle getirdim. İşte bu hadi. Afiyet olsun. Bu ne ya? Tatsız, tutsuz bir çorba. Barış öğrenciler gibi. Aynı bizim ilişkimiz gibi desene. Efendim? Hastane çorbası kızım. Öyle olur. Hadi sen iç, ben de azıcık kestireyim şurada. Ne demişler? Yarın elinden zehir olsa içilir. Siz için efendim. Hayda. Ya kızım, çocuk musun sen ya? İçirseniz ne olur sanki efendim? Çorbada sizin de tuzunuz olsun. Zaten tatsız tuzsuz çorba. Ya elin ayağın tutuyor maşallah. Yani sürekli çocuk gibi ilgi istiyorsun. İlgi istiyorum evet. Ben buradan ilgililere sesleniyorum. Size demiyorum efendim. Nasıl olsa bana karşı ilgisizsiniz. Hastane yönetimine sesleniyorum ben. Onlar çorbamı içirirler. Ya tamam kızım tamam. İlerideki kasaları alırsın. Üçüncü katı abi. Tamam abi. Pardon, kolay gelsin. Sağ ol. Ceyhun Samyeli burada mı? Sağda olması lazım ama yok. Sahi bugün sürekli patronun odasındaydı. Şuradan geçin, camekanlı yerden girin. Koridorun sonundaki oda. Teşekkürler. Patronun odasındaymış. O patron Zeynep mi acaba? Bak şimdi. Kendine şöyle bir hesap tablosu hazırla. Hı. Ya ben anlamam bunun dilinden. Benim mis gibi hesap makinem var ya. Tamam bir şey demiyorum senin hesap makinen. O dursun yine orada. Ama bak böyle bir bilgisayarda hazırlarsan bunun çok işine yarar. Bak çok kolay. Yükseklik giriyorsun. Hı. En birim ölçülerini giriyorsun. Tablo zaten otomatik kendi topluyor. Sen de zaman kazanmış oluyorsun. Ha, çok iyi anladım. Bak ben bunlardan anlamam. Ben eski kafaladım. Benim elimde abaküsüm var, şimşir ağacından. Ben ondan yapıyorum böyle 2 beton, 6-8 böyle yapıyorum. Allah. Sen dalga mı geçiyorsun patronuna? Ya ne var canım Allah Allah. Bilmiyorum. Sen buna inandın mı şimdi abaküsüne ya? İnandım tabii, şimşir ağacın nereden aklına geldi? Oynadıkça parlıyor, anladın mı? Elçin? Elçin Hanım, Zeynep Hanım. Elçin? Hoş geldin. Elçin hayırdır? Hangi rüzgar attın? Ne oldu Elçin Hanım? Zeynep Hanım, Elçin Hanım, aşkım Elçin. O benim, Elçin kız arkadaşım. Biliyorum Zeynep Hanım. Ceyhun sizden o kadar çok bahsetti ki. Eyvah, hoş geldiniz. Ceyhun Bey, siz niye bahsetmediniz bu kadar güzel bir kız arkadaşınız varken? Allah aşkına. Olur mu canım iş yerinde? Ne alaka canım, ne değil mi? Elçin, değil mi? Size Elçin diyebilirim değil mi? Olabilir. Şöyle oturun, buyurun. Teşekkürler Zeynep Hanım. Zeynep lütfen, Zeynep değil. Buyurun. Hayatım, hoş geldiniz. Çok mutlu oldum seni gördüğüme. Allah aşkına sen hayırdır, bir şey içer misin? Aç mısın, tok musun, dolu mu geldin, boş mu? Nasıl geldin? Sen niye geldin? Hayırdır, okulda bir şey mi oldu? Bir şey mi oldu okulda? Ceyhun sen niye bu kadar panik oldun? Yok değilim, o kadar değilim canım. Yok, endişelenecek bir şey yok. Öyle sürpriz yapmaya geldim. Hem şöyle bir iş ortamını göreyim istedim. Tabii bir sakıncası yoksa. Yok tabii, yani bizim çalışma ortamımız işte inşaat işi, ne olsun, toz toprak, beton. Ceyhun'un artık böyle bir hayatı olacak.
yeni tercihler bekliyor kendisine. Canım şikayetçi değiliz biz de bundan Zeynep Hanım, evet öyle. Tabii tabii, Ceyhun öyle bir bahsediyor ki kendi işinden. Çok sevdi mesleğini ben eminim. Ceyhun Bey, Erçin'e bir şey ikram etsek, çay kahve. Tabii. Yok, öyle uzun oturmaya gelmedim. Dediğim gibi bir bakmaya geldim. Gelin. Zeynep Hanım, yapı denetim şirketinden geldiler. Aa, şu demir kontrolleri için. Ceyhun Bey, siz eşlik eder misiniz arkadaşıma? Tabii ki, ne demek, seveceğim. Bir de iki çay yollayayım. Bırak kız. Nasıl fırladı gitti, gördün mü hemen? Evet. Ceyhun'un iş yerinde bilmediğim başka bir yüzü varmış. Biraz değişikmiş, şaşırdım. Gördüğümde iyi oldu tabii. Ceyhun çok gayretli, genç bir adam. Bence ileride çok başarılı bir mühendis olacak. Eminim, eminim. Yani inşallah. Yani mesleki olarak neyse de asıl insan tarafı çok farklı. Böyle dürüst, hemen içini açıyor. Sahte değil, sahici. Adam gibi. Kalmadı artık böyle gençler. Pardon. Yani çok şanslısın. Ceyhun yaşından çok daha olgun bir genç adam. Bu devirde artık böyle insanlar yok. Evet. Bulmanın zor olduğunu bildiğim için kaybetmeye de niyetim yok. Yavrum, ne yaptın? Aşkım hadi gidelim, let's go disco. Sen beni bugün ne çok şaşırttın ya böyle. Aşkım, vallahi şaşırdım ha. Geliverdin oralara böyle hemencik. Zeynep mi geliyor? Aşkım dur 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 dur. Bir dakika durduk. Bir şey diyor herhalde. Gençler. Evlet Ustaç. Ustaç dedi ya. Hani o polis işinde var ya, çok komik geldi. Elçin, bugün sana hiç de iyi bir ev sahipliği yapamadık. Yok canım, olur mu? İş yeri burası sonuçta. Yani ben gayet memnun kaldım. Teşekkür ederim. Yok yok. Ne yapalım biliyor musunuz? Hep birlikte bir kafeye gidelim. Hem laf sararız hem de kendimizi affettirmiş oluruz. Aa, yani ben... çok iyi fikir. Evet, bence de çok mantıklı, evet. Gerek var. Ne diyorsun artık? Aa. Nereye gidiyoruz Zeynep? Şu bizim şirketin ana merkezinde kafe var ya. Biliyorsun sen. Oraya gidelim. Tamam, ne zaman? Ben işlerimi bitireyim. Akşam buluşuruz. Akşam. Tamam. Hadi görüşürüz. Neresi orası Ceyhun? Çok iyi oldu ya. Gidelim. Çok iyi oldu. Ne oldu ki? Allah Allah. Niye gidiş Ceyhun ya? Sofra hazır. Karnı aç, alan gelsin yesin. Hasan Paşa'm, ben yemek yaptım. Birazdan ısıtır yeriz, tamam. Sağ ol kızım. Eline sağlık. Tabii ki yeriz. Afiyetle. Ya ne gerek var işte. Hazır burada yemek, sofra, gelin yiyin. Aman be, yemezseniz yemeyin. Ben yedim ayrıca. Gider ben de komşumu ararım, orada biraz laflarım. Bu evde sinir mi kaldı? Senin nasıl gidiyor dersin? Allah nasıl gitsin Hasan Paşa'm? İşte bizim sınavlar yaklaştı. Onlara hazırlanıyorum ben de. Bundan büyük sınav mı olur? Şu hale bak. Kukuma kuşları gibi oturmuşlar, çan 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 konuşuyorlar. Ha, benimle konuşmuyorsunuz. Konuşmazsanız konuşmayın. Çok da tın. Tın ne be? Bak bunları hep ben senden öğreniyorum. Ayıp ama bak. Telefondan niye ses gelmiyor? Bozuldu mu? Ne oldu bu? Ha, Hasan Paşa'm şey ya. Söyleyeyim de haberin olsun. Ben telefonun fişini çektim. Ne? Şeyden Hasan Paşa'm. Şimdi insanlar evden buraya ulaşamasınlar diye ben telefonun fişini çektim. Nasıl olsa benim cebim açık. Yani ulaşmak isteyen bana cebimden dolaşır. Maazallah evi arayan sapık muamelesi görüyor. Birilerinin başı yandı. Başkalarının da başı yanmasın, karakollara düşmesin diye ben de telefonun fişini çektim yani. Sen iyice saçmaladın bak ama. İyice saçmaladın. Ama doğru yapmışsın kızım. Yani karakolun başı yandı. Bari başkalarının başı yanmasın. Değil mi? Siz yemek yiyecek misiniz? Toplayayım sofrayı. Oo Hasan Paşa'm, ben çok güzel taze fasulye yaptım. Çorba da var. Acıktığında söyle, ısıtır yeriz. Sağ ol kızım. Şu ajansı dinleyeyim. Beraberce yeriz. Hem benim bu barışma numaralarında karnım tok.
Vallahi Hasan Paşa'm, benim de tok. Zıkkımın kökünü yiyin. Ben de toplarım sofraya bırakayım. A bak işte beton hesabı yapıyorum deyince ben şok oldum tabii. Ama Zeynep ya sen de bana hayatımda hiç bilgisayar görmemiş muamelesi yapıyorsun ya. Olur mu hiç? Ya ne bileyim işte. Ayşe ben böyle işe konsantre olduğum zaman her şeyi unutuyorum. Böyle espri falan tabii sonradan düşüyor bende. Yalnız Ceylan tam bir karşı yakalı hergele. Öyle öyle tam bir hergele. Ya ama Zeynep insanın sevgilisinin yanında yani yanında çalışan hergele falan oluyor mu şimdi ya? Olmadı mı? Hem iş yeri ciddiyeti iş yerinde kalır kardeşim. Peki patron. Patron? Patron yok. Burada Zeynep. Zeynep sevmiyor da patron denmesin. Zeynep gibi. Peki aşkım biz bugün var ya yemekhanede öyle bir olay yaşadık ki. Aşkım şimdi bir kuru fasulye olayı var tamam mı? İşte tuz. Uy anacığım. Aynı böyle yemin ederim böyle yapıyor ya. Karpuz da buz gibi olmuş vallahi Hasan Paşa'm. Böyle sıcak havalarda çok güzel oluyor soğuk soğuk. Aferin benim kara kızıma. Şöyle derinden derinden kesiyorum ki başkaları da kemirmesin diye Hasan Paşa'm. Kör, kör. Neyi seyirsek televizyonda? Ya diziler de var gerçi ama. İşte benim dizi var. Bırak oynasın o canım. Ay Hasan Paşa'm ben bir acıktım gibi ya. Diyorum ki biz fasulyeyi yemesek de ben dışarıdan şöyle iki porsiyon kokoreçle iki porsiyon midye dolmamı söylesem. Harika olur, harika olur. Bana bak kız ben de acıktım. Orada midye tava da var bana da söylesene. Alo. Heh, Celal Usta şey ben iki porsiyon kokoreç, iki porsiyon da midye dolma istiyorum. Kız bana da söylesene. Hasan Paşa'm ya. Sen de bir ses duyuyor musun? Aa şey. Galiba. Aman aman sizin yemeklerinize kalmadım ben. Hasan Paşa'm sana bir soru. Sor bakalım. Kel nasıl çağrılır? Nasıl çağrılır? Heykel. Ayıp ayıp. Tövbeler olsun. Peki ben sana bir soru soracağım. John Wayne'i biliyor musun? Evet evet. Sen galiba bana sordun Hasan Paşa'm. Cevap veriyorum. Evet. John Wayne'i biliyorum. Bu hani kova filmlerinde oynayan adam. Bravo. Evet o. Ta kendisi. Bak şimdi. John Wayne çocuk. Arkadaşlarıyla oyun oynuyor. Ve ebe. Arkadaşlarından biri John Wayne'e bağırıyor. Nasıl bağırır? Ebe Wayne. Hasan Paşa'm, biri bize dışarıdan kaynak oluyor gibi sanki. Vallahi bence de öyle. Ya tamam be, tamam, tamam. Ne tamam? Tamam, siz kazandınız. Tamam. Ne kazandın? Tamam, Mert'ten özür dileyeceğim, tamam. Oh, nihayet. Oh be. Ama bana da kokoreç söyle, hadi sipariş ola çıkmadan kız. Bir daha söyleyeyim ya, canım çekti of. Midye tava bende. Ya sen benim ne zaman kokoreç yediğimi gördün? Aa, saygı sen yemezsin ya. Ey geleni sen yersin. Sana söyledim zaten. Ay yerim anasını kuzusu bu. Yerim seni ben yerim. Karpuz yer mi? Yiyeceğim. Git tabak getireyim. Aşkım sen iyi misin? İyiyim. Hayır, bütün gece hiç konuşmadın da bir sorayım dedim. Yok, iyiyim. Yani konuya vakıf olmadım yalnız. Ya bu yüzden konuşmadın hiç. Yani. Bak, eminsin değil mi? Hiçbir şey yok. Evet. Ceyhan, senin mutlu olduğun her şey ben de mutlu oluyorum. Sen nasıl hissedersen benim için de iyi yani. Tamam o zaman. İyi geceler. İyi geceler.
konuşmadım bütün gece. Hiç konuşmadım. Şimdi konuşayım ister misin Ceyhun? Hadi misafir olayım benziyor. Sus o zaman, madem hiç konuşmadın diyorsun. Şimdi konuşayım o zaman, şimdi dinle. Ceyhun çok özür dilerim. Ben seni çok seviyorum, çok özür dilerim. Çok seviyorum, özür dilerim. Yani ben seni kaybetmek istemiyorum. Ben senin için hayatımı veririm. Bari kes de kolumu kesin gitsin. Öyle deme. Lütfen. Ben seni kaybetmekten hiç bu kadar korkacağımı düşünmemiştim. Gerçekten. Evet. Lütfen Ceyhun, lütfen. Konuşayım bırak. Tamam, bir şey soracağım ama lütfen saçmalıyorsun deme. Böyle bir şey var içimde. İğneler batıyor. Çok canım yanacak, senin de çok canın yanacak. Yapma. Sen beni bırakma. Eğer bırakırsam ben de ne olurum Ceyhun. Ceyhun, ben seni çok seviyorum. Yapıyorsun bari adam akıllı yap. Cool olacağım diyorsun, eyvallah tamam da o zaman o özlü sözlerin yazdığı kağıdı niye düşürüyorsun? Evet, orada üçkağıtçı olduğun ortaya çıktı. Ha, gülün siz gülün, geçin dalgınızı oğlum. Benim gözüm Ayşe'den başka hiç kimseyi görmez. Ya gitmişsin el alemin kızına göz koymuşsun, bir rahat bırak şu kızın peşini, gözümü seveyim ya. E sen el alemin sözlü çocuğuna göz koy koy, sonra bir de laf söyle. Ortamın ağzını topla. Ya da önce istiyorsan ben dağıtım, sonra hep birlikte toplarız. Tamam, şaka ettim. Neyse, ben savunurum Orçu'yu. Sen benim yanımda dur. Sağ ol cimbomcim, canım arkadaşım. Oh, muhabbetinizi yani. Kızmayın ona. Sevdiğine sahip çıkıyor. Aşkının peşinden gidiyor. Bıkmadan, usanmadan onun için uğraşıyor. Hem de öyle bir anda silmiyor yani. Aa, aferin kız sana cimbom. Çirkinsin, minikinsin ama zeki kızsın. Gerçi zeki olmasan iki erkeği bir daha nasıl idare edecektin? Vazgeçtim trafo, sen de al onu. Tamam, şaka ettim, şaka ettim. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi Ali, senin böyle cool gibi takılıp böyle özlü sözler söylemeni falan, bunlar etkileniyor mu yani? Ya etkilenmez mi kızım, etkilenmez mi ya? Aşık oluyordu az kalsın. Gerçi bana aşık o biliyorsunuz ama sizin gibi varoş arkadaşlarım olduğu için benden uzak duruyor. Görün bak, sizin için ben nelere katlanıyorum be, nelere katlanıyorum. Madem senin bu cool olma olayı tuttu, devam ettirsene oğlum. Aferin kız sana Salça. Çak! Vallahi yemin ediyorum, aferin. Bakın görün ha. Aranızda ikoncanlarla sevgili olan iki kişi var. Güzel fikirler de bu iki kişiden çıkıyor. Siz varoşlar şimdi. Hiçbir şey çıkmıyor sizden. Neyse o zaman, ben de sana cool olmanın bir diğer metodunu söyleyeyim. Ama aferin seni. Seni bak çok merak ettim. Şimdi heyecanlandım. Gerçekten heyecan yapmışsın. Gerçekten çok heyecanlandım. Hadi seni lütfen, 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 hadi. Heyecanlıyım bana, bir seni. Bak şimdi cool erkekler hep böyle ufuk çizgisine bakarak konuşurlar, öyle yürürler. Hiç böyle önlerine bakmazlarmış. Ya ki ben bu zamana kadar çizgimi hiçbir zaman için bozmadım. Ama Alif için ufuk çizgisine bakarak yürüyebilirim. Orçu, yamuk yamuk yürüme ya. Düzgün yürü, şimdi yere düşeceksin. Hiç boşuna şey yapmayın. Benim cool'luğumu bozamazsınız. Siz benim cool'luğumu ve mutluluğumu kıskanıyorsunuz. Cool erkek. Oğlum dikkat et ha. Acı günlü bak lan. Lan düştü. Orça. Ulan. Yardım Yardım edin bana, yardım edin. Orça iyi misin? Kıza, nasıl yağmurum bekliyorsun ya? Kanalizasyon çıkırmamıştım.
Yemin ediyorum benim hayat kokumu bastırır bunu. Sen yardım edin lütfen. Vallahi ben ellemem. Ya vallahi ben de ellemem abi. Çok kötü kokuyor ya. Orçuk kusura bakma ama ben de bu topa giremem. Kamila, siz beni iplemiyor musunuz? Ha? İplemiyor musunuz? İpleyelim mi? İp getirelim mi? Gidin ya. Gidin. Beni bırakıp geri gidemezsiniz oğlum. Şşş. Bana bak. Bana pissin Kamil. Kamil pissin. Geri gidin lan oldu. Hep onları besin. Kuğular dikmiş. Kuğular dikmiş. Hopuk çıktı falan bakacağım diye diye. Kıvıracağım sen. Çık buradan gittim. Geri gidin lan. Vallahi Orçacığım şu an hakikaten çok ***'dan bir hale düştün ya. Geri gidin. Geri gidin. Geri gidin. Şşş. Gitme, ey sana baba. Nereye gidiyorsun? Gitme. İnsan arkadaşını bırakıp gider mi? Lütfen yardım edin. Lütfen. Yardım edin. Yardım edin. Saçlar biraz biraz hale yola girmeye başlamış. Fakat eteklerimiz hala çok kısa, kısa ve Damla sen de maşallah irtifadan inmemişsin canım. Hocam eteğin uzama payı yok ki ama yani. Mütemadiyen dönüp dolaşıp aynı mevzuya geliyoruz kızlar. Madem ki siz bu etek boyu mevzusunu çözemiyorsunuz, o vakit ben çözeceğim. Nasıl çözeceksiniz hocam? Şöyle çözeceğim. Bu görmüş olduğunuz kalemle bacaklarınıza muhtelif ebatlarda kıl ve tüy çizeceğim. Böylece erkekler sizden uzak duracak. Aha, başlıyorum. Hop, 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 hop. Böyle, şöyle. Şuraya da ben yaptım. Çok güzel. Yani hocam... Yani siz bizi bayağı böyle ağda düşmeni kızlar yaptınız ya. Hani bayağı kızlığımdan utanıyorum ya. Bu ne ya? Damla, konunun özünü kaçırıyorsun. Bizim amacımız ne? Erkeklerin bacaklarınıza bakmasını engellemekti. Engelledin mi? Çok güzel. Konu kapandı mı? Kapandı. Hadi bakalım, hoşça kal. Ay 40 yılın başı bir tane sevgili buldum adam gibi. O da bu kılları gördü bir daha. Ay aşkı toşkum. Yani beni hoca böyle kıllı yaptı. Yoksa ben böyle değildim. Yani sen beni böyle de sever misin? Kıllı kıllı sever misin ha? Ya sen rahat ol aşkım ya. Biz bacaktan sevmedik ki, yürekten sevdik ya. Eğer benim adım Etkinse, Van'dan Kars'a, Jüpiter'den Mars'a bu işin kökünü kazıyacağım. Tamam mı arkadaşlar? Ne yapayım? Naturan böyle arkadaşlar. Gel bakayım abi. Anne, bak hazır çocuğun yanında hiç kimse yok. Hadi git özür dile. Salgıncım, bak fırsat bu fırsat. Bak orada yalnız başına oturuyor. Hadi git şu özür dileme işini çözün. Hadi. Allah Allah, ne bu ya? Niye üstüme geliyorsun hep? Gel neyle üstüme bu kadar? Hani böyle apartmanda ziller çalınıp kaçılacak. Çocuk gibi hissediyorum kendimi ya. Ay saçmalama anne ya. Sen demedin mi bana çocuktan özür dileyeceğim tamam diye? Dedin mi? Demedin mi? Dedim galiba. Galiba mı? Galiba mı? Sonuç vallahi sana bunu yakıştıramıyorum ya. Hiç yakıştıramıyorum ya. Çocuk şurada oturuyor tek başına. Git özür dile ve bu işi çözümle. Hadi bak bekliyor orada. Hadi. Ben dilemeyeceğim mi dedim. Allah Allah. Allah Allah. Anne bak hadi çocuğun yanına kimse gelmeden git de özür dile. Hadi anne ya. İyi tamam tamam. Gideyim gideyim. Geç kızım geç. Geç. Hadi ya. Hayırdır sonu bir teyze? Bir şey mi oldu? Yok. Ne olsun ki? Bir şey yok. Yani ne bileyim. Belki benimle konuşmak istediğin bir şey vardır. Konuşmak istedim. Yok. Konuşmak istediğin bir şey falan yok mu? Ha, yani eğer olur da bana bir şey söylemek istersen, konuşacağım bir şey varsa yani ben dinlerim o bakımdan. Düşündüm, yok. Ben şey zannettim, yani buraya geldiğinize göre belki dedim hatasını falan anlamıştır dedim. Hata? Kim? Ben? Hata? Ha 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 ha. Bak bir tane daha yapacağım. Yani insan hata yapabilir tabii de önemli olan bu hatayı anlaması, anlayabilmesi.
Sen anlar mıydın hatanı? Ben anlardım herhalde. Hele bir de üstünden böyle zaman geçince insan daha iyi anlayabiliyor hatayı. Ne yapardın? Ne yapardım? Özür dilerim. Nasıl dilerdin? Nasıl dilerdim? Ben bir hata ettim, özür dilerim. Bravo, sen bu hata için ve özür için çözmüşsün zaten. Sen kendi kendine benim yerime özür dilesene kendinden. Tamam, dileyim. Mert'cim, Songül teyzen senden özür diliyor, kabul ediyor musun? Bir es, edeyim bari. Bitti bu kadar, harika bak. Çok güzel oldu. Ne güzel kendi kendine özür dilerim. Aferin sana be, aferin oğlum benim. Aferin, aferin canım benim, aferin. Ne demek Songül teyze, yani büyüklere yardım etmek bizim en büyük görevimiz biliyorsun. İşte bu, işte bu. Hadi otur sen çayına devam et. Otur, otur, otur. Hadi derslerine iyi çalış, tamam mı çocuğum? Hadi, hadi. Oh. Yavaş olun, giremezsiniz. Hocam. Ne oluyor ya? Hocam çok geçmiş olsun. Ay.